Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesinden makamlar ve hallerden devam ediyoruz. Nefse muhalefet ve nefsin ayıplığını zikir. Sürekli kötülüklere neden nefse emmareye muhalefet etmek. İbadetin başıdır. Hak dostlarına İslam'ın ne olduğunu sorulunca, ne olduğu sorulunca nefsi muhalefet kılıcıyla kesmektir demişlerdir. Bu ayetler nefse muhalefeti açıkça ifade etmektedir. Kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse onun varacağı yer cennettir. Naziat Suresi 40 ve 41. ayet. Konuyla alakalı söylenen güzel sözlerden bazıları şunlardır. Zünnuni Mısri, ibadetin anahtarı tefekkür, hakta isabetin alameti nefse ve hevaya muhalefettir. Bunlara muhalefetin göstergesi olan onların şehvetlerini terk etmektir. İbn Ata, kötü edep üzere bulunmaktadır. Kul onu güzel edep üzere tutmakla memurdur. Kim nefsinin ipini serbest bırakırsa onun fesadında ona ortak olur. Ebu Bekir Tamestani, en büyük nimet nefisten kurtulmaktır. Çünkü nefis seninle Rabbin arasındaki en büyük perdedir. İbn Ata'ya insanı Allah'ın gazabına uğratan şey ne olduğu sorulunca nefsi ve onun hallerini güzel görmektir şeklinde cevap vermiştir. Nefsin bazen fena huyları vardır. Onlardan ikisini örnek olarak burada zikretmek istiyoruz. Bunlar sırasıyla haset ve gıybettir. Haset, kıskançlık, çekememe, hazmedememe gibi anlamlara gelmekte olup insana ait en ciddi psikolojik hastalıklardan birisidir. Haset eden hasediyle doğru orantılı olarak haset ettiği kişiye veya kişilere çok kötü şeyler yapabilir. Bu yüzden Kur'an haset edenin şehrinden Allah'a sığınılmasının lüzumunu şöyle beyan buyurmuştur. De ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve haset ettiğinde hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Felak Suresi. De ki, Rabbim kötülükleri, gerek açığını, gerek gizlisini, günahı ve haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmayı, Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi kesinlikle haram etmiştir. Araf suresi 33. ayetinde geçen gizli günah haset olarak tefsir edilmiştir. Hazreti Muaviye'nin şu sözü hasedin de tanımı gibidir. Herkesi razı edebilirim fakat haset edeni asla memnun edemem. Zira o sadece nimetin zevali ile memnun olabilir. Yine Hazreti Muaviye'ye isnat edilen güzel bir yaklaşım daha vardır. Kötü huylar İçerisinde haset gibi adaletli olanı yoktur. Çünkü o haset edilenden önce haset edeni yer bitirir. Haset edenin mutlu olma ihtimali yoktur. Dahası o Allah'ın takdir ve dilemesine razı olmadığı için bazı hak dostları tarafından inkarcılarla bir mütalaa edilmiştir. Birisini çekiştirmek, birisinin arkasından onun duyduğunda beğenmeyeceği sözler söylemek demek olan gıybet hakkında ise Kur'an çok dikkat çekici bir üslupla şöyle demektedir. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kiminiz kiminizi gıybet etmesin. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan hemen tiksindiniz. Öyleyse Allah'ın azabından korkun da bu çirkin işten kendinizi koruyun. Allah tevbeleri kabul eden tevvap, ve sonsuz merhameti olan Rahim'dir. Hucurat Suresi 12. ayet. Bir defasında İbrahim bin Ethem bir yemeğe davet edilmişti. Davete icabet edip gitti. Bir ara orada bulunanlar bir adamın gıyabında onun çok ağır canlı birisi olduğunu söylediler. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem başıma bu da mı gelecekti? İnsanların gıybetinin yapıldığı bir yerde nasıl bulundum diyerek oradan ayrıldı. Bir de kendine ceza verip 3 gün bir şey yemedi. Gıybetle alakalı şu hadisler bir hayli önemlidir. Kula kıyamet günü amel defteri verildiğinde içinden hiçbir sevap göremez. Bunun üzerine benim namazım, orucum, taatim nerede diye sorar. Kendisine şöyle denir. Yaptığın amellerin sevapları gıybetini yaptığın insanlara verildi. Bunun tam tersini anlatan bir beyan da vardır. Buna göre ahirette bir kula amel defteri verildiğinde hiç işlemediği hayır ve hasenatın yazılı olduğunu görür. Bunun hikmetini sorunca kendisine bunlar senin hakkında insanların yaptıkları gıybetlerin karşılığıdır denir.
Bu vakalar da gıybet edenin sevaplarının gıybet ettiği insanlara gideceği hususunu desteklemektedir. Abdullah bin Mübarek'in yanında birisi gıybet edilince o hemen müdahale edip şöyle dedi. Eğer birisinin gıybetini yapacaksam anne babamın gıybetini yaparım. Zira onlar benim sevaplarımı almaya en layık olanlardır. Hasan Basri Hazretlerine birisinin kendisini gıybet ettiğini söylemişlerdi. Hasan Basri ona bir tepsi tatlı gönderirken şöyle bir not ekledi. Duyduğuma göre bana sevaplarını hediye ediyormuşsun. Bununla sana teşekkür etmek istedim.